Bugünkü videomuzda Kürt kültürünün en sembolik öğelerinden biri olan Kürt puşisi ya da diğer adıyla kefi hakkında konuşacağız. Kürt halkı için puşi sadece bir giyim eşyası değil, tarih, direniş ve kimliğin bir sembolü olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu videoda puşinin tarihine, anlamına ve Kürt kültüründeki yerine derinlemesine bakacağız. Puşi, genellikle kare biçiminde, pamuk veya yünden yapılan bir başörtüsü ya da atkı olarak kullanılır. Deseni ve renkleri, bulunduğu bölgeye ve kullanıldığı bağlama göre değişiklik gösterebilir. Siyah-beyaz desenli olan puşi, Kürt halkı arasında en çok bilinen ve kullanılan türdür. Tarihi, Orta Doğu'nun çeşitli halkları arasında çok eskilere dayansa da, Kürtler için puşi özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren bir direniş simgesi haline gelmiştir. Puşinin kökenleri Orta Doğu'nun çöl ve dağlık bölgelerine kadar uzanır. Başta tarım ve hayvancılıkla uğraşan halklar, bu örtüyü sıcak hava koşullarında güneşten korunmak, soğuk havadaysa ısınmak için kullanmışlardır. Ancak zamanla sadece işlevsel bir eşya olmaktan çıkarak sembolik bir anlam kazanmıştır. Kürtler arasındaysa puşi, hem geleneksel bir giysi parçası, hem de kimliğin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Kürtler için puşi, tarih boyunca direnişi ve özgürlüğü temsil etmiştir. Özellikle 20. yüzyılda Kürtlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde, siyah-beyaz puşi takan insanlar, direnişin sembolü olarak görülmüştür. Bu örtü, Kürt halkının kimliğini koruma ve kültürel varlığını sürdürme çabasının bir parçası haline gelmiştir. Özellikle Kürt siyasi hareketlerinde, puşi, Kürt direnişini ve bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bir sembol olarak benimsenmiştir. Puşinin renkleri farklı anlamlar taşıyabilir. Siyah-beyaz puşi, genellikle direnişi ve Kürt kimliğini temsil ederken, kırmızı ve sarı gibi renkler de bölgesel ve siyasi anlamlara sahip olabilir. Kırmızı, Kürt halkının bağımsızlık mücadelesini, sarı ise halkın birliğini ve özgürlüğünü simgeler. Bu renkler Kürt bayrağıyla da paralel bir anlam taşır. Her biri Kürtlerin kimlik mücadelesindeki farklı unsurları yansıtır. Günümüzde Kürt puşisi sadece Kürt halkı arasında değil, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar arasında da bir moda ve dayanışma sembolü haline gelmiştir. Özellikle Kürtlerin maruz kaldığı zulümlere karşı dayanışma gösteren insanlar, puşi takarak bu sembolü sahiplenmiştir. Aynı zamanda Kürt kültürünü ve kimliğini temsil eden önemli bir moda unsuru olarak da dünya çapında kabul görmüştür. Sonuç olarak Kürt puşisi, yalnızca bir giysi parçası değil, Kürt halkının direnişini, kimliğini ve kültürel mirasını simgeleyen güçlü bir semboldür. Hem tarihsel kökenleri hem de günümüzdeki anlamı itibariyle puşi, Kürt halkının özgürlük ve hak mücadelesindeki önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.